Herkese merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Beykoz doğal fidedeyim yine. Bugünkü videonun konusu fide yetiştirme toprağı. Yani şu anda malum fide yetiştirme hazırlıkları içerisindeyiz. Bir önceki videoda fide yetiştirme malzemelerinden bahsetmiştim. Bugünkü videoda da fide yetiştirme toprağını yani karışımını hazırlayacağım. Daha önce şimdiye kadar aldığım malzemeleri tek tek kendim birleştirip karışım hazırlıyordum. Bugün bu karışımı burada hazırlayacağız. Bu arada da tecrübelerimizden bahsedeceğimiz güzel bir video olacak. Öncelikle malzemeler ve karışımdan bahsederek başlayalım. Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? Merhaba, iyidir. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü videoda burada fide yetiştirme toprağı hazırlayacağız. Evet. Nereden başlayalım, ne yapacağız? Önce toprağı hazırlamadan önce yaptığımız deneyimlerden bahsedelim. Aha. Neyi nasıl yaptık? Ne kadar faydasını gördük? Siz sürekli değişimler yapıyorsunuz değil mi tabii. Bu karışımla ilgili? Yani deneyler dediğiniz toprak karışımları mı? Toprak karışımları. Şöyle bir şey var, hani biz yaptığımız iyi oldu deyip durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Daha yenisi var mı, daha iyisi var mı diye bir yandan da tekrar araştırmamıza devam ediyoruz. Şöyle deneylerimiz var. Mesela bunlar farklı torflarda. Bu karışımlar farklı mı? Tabii hepsi farklı farklı. İçerisine ne tohumu ekiyorsunuz? Hepsinde aynı tohum, aynı fide var. Aynı cins tohum, tabii. Aynı cins fideleri yapıyorsunuz. Tabii, aynı tohum, aynı cins fideleri. Aynı sürede tohum. Ekiliyor, aynı şekilde sulanıyor. Aynı gün ekiliyor. Bütün bakım şartları aynı ve gelişimlerini takip ediyoruz. Şimdi bizim yaptığımız ağırlıklı fide toprağı şöyle göstereyim. Şu 7 numara görüyorsunuz. He, evet 7 numara. Bunların hepsi aynı anda ekildi ve değil mi? 9 numara. Farka bakalım. Aynı anda evet. Bunlar roka. Evet, bunlar rokalar. Bunlar da roka tabii. Bunlar da roka ama farklı i̇şte, karışımın içerisindeler. Evet, şimdi farklı torf, farklı karışım işte veya da farklı solucan gübresi. Bunlar bizim kullandığımız hani iyi olduğuna kanaat ettiğimiz ürünler. Şu 7 ve 9 numara. Bu da böyle, evet. Evet. Şimdi mesela görüyorsun 10 numara. 10 numaralı karışım bu. Esasında hiçbir işe yaramaz. İçerisinde de gübreler de gözüküyor aslında. Evet, aynen. Karışım oranlarını görüyorsunuz. Gayet gübreli. O ama zaman şu 10 numara, şu 9 numaranın ürünü. Bunlar 8. 7. 7. 6, 5 ve böyle gidiyor. Şu 3 evet. De sanki biraz fena değil gibi. 3 de fena değil ama şey diğerlerine göre biraz daha taze kalmış görüyorsun. Hı-hı. Bunda daha cılız olacaktı fideler. Hızlı gelişim gösterdikleri için. İstediğimiz He. Fideyi elde edemeyeceğiz. Diğerlerine bakın şöyle elimizle bir kontrol edelim. Daha sıkı, daha sert. Bunlar evet. Daha taze. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir deney yapıyorlar Ahmet Beyler. İçinde kullandıkları malzemeleri farklı şekillerde, farklı oranlarda ve farklı evet. Malzemeleri karıştırarak böyle deney düzenekleri yapmışlar. Burada hangi karışım nasıl sonuç veriyor bunu gözlemliyorlar. Sonrasında da buna göre karışım hazırlıyorlar. Doğru tabii, mu? Aynen. Bugün ne karışım hazırlayacağız bana? Bugün tohum ekmek için evet. Şu 7 numaradan hazırlayacağız. Evet 7 numaranın karışımını hazırlayacağız. Evet. Bundaki özellik nedir? Bu bastırarak büyüyor. Yavaş yavaş büyütüyor. Hem de bakın kaç tohum düşmüş? 50 tohum. 50'si de çimlenmiş. Çimlenme kapasitesi yüksek oluyor. Gelişim de çok güzel olduğu için diğerleri gibi olmayacak. Bu mesela ne olacak? Daha sıkı büyüyecek. Daha güçlü, daha köklü büyüyecek. Hı-hı. Aktardığımızda da aynı şekilde devam edecek büyümeye. Hiç gaz geçmeden büyümesini sürdürecek. Tamam. O zaman bunun bileşimindeki malzemelere bakarak devam edelim. Tabii tabii. Evet Ahmet Bey, şimdi malzemeleri tanıyarak başlayalım. Ne kullanacağız evet. Önce? Ne kullanacağız? Malzeme olarak. Malzeme olarak. Bu arada ben daha önce kendi yaptığım karışımlarımla ilgili bir video çekmiştim. Hatta beraber çektiğimiz bu malzemelerin ne olduğunu, nasıl, ne işe yaradığını bahsetmiştik. O videoya yukarıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim daha önce kendi yaptığım karışımla da ilgili videom vardı. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. İkisini de tekrar seyredebilirsiniz. Evet. Biz bugün yeniden bir karışım yapıyor olacağız. Evet. Şimdi tohum toprağı hazırlarken ana malzememiz torf. Torf kullanacağız, evet. Evet. Yalnız şimdi şöyle torf, bir şey var. Evet, sizdeki torf bizdeki nedir? Bizdeki torf nedir? Bizdeki torf birinci sınıf bir torf. Tohum için. Aha. Yani bu bizim aldığımız büyük paketlerde. Ve bir gün önce nemlendirmiş bulunuyoruz bunu. Bir gün nemini çekmesi gerekiyor zaten. Nemlenmesi lazım. Her torf
bu diyedir. Biz buna göre şimdi tarifimizi vereceğiz. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Çok farklı torflar var. Var. Karışımlar var, toprak karışımları var. Yani bir bahçe markete bile ya da başka bir yere gittiğinizde ya da internete baktığınızda çok fazla olasılık var. Yani neyi ne zaman kullanacağım birazcık aslında orada bir karmaşa var. Şöyle bir şey var. Yani tohum torfu veya da çiçek toprağı diye sattıkları torf bu değil. Esasında onu söyleyeyim. Hı hı. Bundaki yumuşaklığı görüyorsun. Evet. Nem tutmayı da görüyorsun. Bu dün nemlendirdik. Hı hı. Bugün çekeceğiz diye. Evet, o zaman ana malzememiz bu torf. Evet, şöyle bir torf kullanacağız. Evet. Çok aşırı lifli değil, çok ince de değil. Bir de toz gibi olanı oluyor bunun. Çok ince de değil. Evet. O zaman orta derecede bir torf. Torf bizim ana maddemiz. Ana maddemiz, evet. Peki buna ne katıyoruz? Bir kaliteli torf. İkincisi şöyle bir solucan gübremiz var. Bunun özelliği nedir? Biz bunu kullanıyoruz. Bu tam profesyonel. Bunda leonardit var, hümik asit var, fülvik asit var ve solucan gübresi var. Bunun dördü kaplama. İçinde bunun karışım olarak. Karışım böyle olarak bu hazır. Yani, doğru evet. Mu? Zaten böyle pelet yapmışlar. Tabii. Bak nem, ha, şimdiden evet, bile bakın. Nemliliğini fark edebiliyorsun. Bak bu da bir solucan gübresi. Bu biraz kurulu tabii. Biraz daha toprak gibi. Buna göre iki katı kullanabiliriz bunu. Niye? Biz çünkü orada deneyimlerde az önce çektiğimiz şeyde paylaşmıştık. Yani şimdi normalde piyasada ben birkaç kere solucan gübresi aldım. Evet. Bu aldığım solucan gübreleri böyle bu. Toprak gibi, torf gibi ama biraz daha artık yoğun şekilde malzemelerdi. Bu da onun kurumuş hali diyorsunuz. Evet, kurumuş şöyle. Hali. Yani şimdi kovada beklediği için demir gitmiş. Biraz topraklı karışım zaten evet. Herhalde bu. Yani genelde bunları tam emin olmadığımız için biz bunu kullanmıyoruz. Hı hı. Yani böyle hazır aldığınız var. Bizim kullandığımız bu. Bundan aldığımız neticeler çok iyi. Böyle bir şey kullanacağız. Bunun dışında perlit kullanacağız. Tarım perliti. Tarım perliti, özellikle tarım perliti diyor. Bakın, her arkadaşlar, perlit tarım perliti değil. Yorumlarda soran çok oluyor. Perlit tarım perliti diye geçecek ve bakın granüllerinin boyutları bu şekilde olacak. Evet, daha iyi olabilir, daha ufak olabilir. Hı hı. Ama mühim olan tarım perliti olması. Tamam. Bu da tohumda kullandığımız vermikülit. Bunun da irileri vardır. Evet, bu mesela daha bu ince. İnce. Evet. Niye? Evet. Kökler daha hızlı hareket kabiliyetine sahip olsunlar diye. Bunlardan bir karışım yapacağız. Evet. O zaman karıştırarak başlayalım. Evet. Orandan da bahsedeceğiz. Tabii. Öncelikle ne kadar bir torfumuz şimdi var? 50 litre torfumuz var elimizde. Tamam. Şöyle. 50 litre torf kullanacağız. Evet. 50 litre torf kullanacağız. Şimdi dökelim. Burada hazırlayalım. O zaman beraber mi yapıyoruz? Beraber yapalım. Evet. Tamam. Peki. Evet. Başlayalım evet. O zaman. Evet. Başlayalım. Hocam orada küreğimiz var. Şimdi bir 50 litre. 50 litre torfumuz. Evet. Evet şöyle arada topaçlar varsa. Biraz bunları öğütmek lazım. Biraz dağılması lazım. Tabii yani çok da topaç olmaz ama olanları ayırmak lazım. Evet. Şimdi bu budur. Bunu bir yayıyoruz böyle hocam. Güzelce bir açalım. Malzemeyi rahat. Evet, bir gün önceden nemlendirmişsiniz herhalde. Tabii bir gün. Bak şöyle sıktığınız zaman şu şekilde durması gerekiyor evet, zaten, değil mi? Evet yetiştirme pozisyonunda da bu şekilde beklemesi gerekiyor. Şöyle bu nemi kaybetmeyecek. Sıkıldığında biraz birbirine tutunuyor olması lazım. Yani nemli olması lazım. Evet. Evet. Bu tamamdır. Şimdi buna oranlarımızı. Evet 50 litreye. 50 litreye göre. 50 litreye göre. Evet. Yani normalde %5, 50 litre, %2,5, 1 litredir bunlar. Buna şöyle. Şimdi solucan gübremizi atıyoruz. Bu dörtlü karışım olduğu için özellikle biz bundan kullanıyoruz. Diğer solucan gübresini çok fazla tercih etmiyoruz. Evet, bu 50 litreye ne kadar? 50 litreye %2,5. 2,5 litre. 2,5 litre. Evet. Aslında bu granüller de dağılıyor yani. Şöyle. Dağılıyor. Bu granüller şeydir. Leonardit. Hı hı. Şimdi ne yapmışlar buna? Hümik asiti, fülvik asiti, solucan gübresini buna emdirmişler. Zaten leonardit de biraz nemli tutuyor şeyi. Hı hı. Ondan da biraz daha çimlenme yüzdesini arttırıyor. 2,5 litre solucan gübremizi attık. Evet. Yine 2,5 litre tarım perlidi atıyoruz. Tamam. Evet.
Şöyle 2,5 tamamlandı. 2,5 litrede vermikülit. Vermikülitin şöyle bir özelliği var. Bundaki gübrede suladığımız zaman gübrenin vitaminini depolayacak bünyesine. Bitki ufak ufak faydalanacak bundan. Yani aslında şu anda toprağın yaptığı işi yapacak. Toprak yerine geçecek vermikülit. Evet. Toprak yerine geçecek. Bir de şöyle bir şey var. Kök rahat hareket edecek bunların arasında. Evet. Yani 50 litreye 2,5 oranda 2,5 litre solucan gübresi, perlit, evet, vermikülit kullandık. Tamam. Bunu karıştırıyoruz. Şöyle de yapabiliriz, değil mi? Bunda önemli olan karışımı iyi harmanlamak. Homojen ki, olması lazım. Tabi. Bir de bitkinin kökü ilerledikçe işte bir santimde bir şeyleri yakalayabilmesi lazım. Tabi bu bazı tohumlara göre değişebilir de. Bunu mesela bazı tohumlarda biraz daha sıkı yapabiliriz. İri tohumlarda. İşte fasulye, kabak, karpuz, salatalık. Kastettiğiniz nedir? Biraz daha işte ne olabilir? Ekstra sertleştirebiliriz. Bunları biraz daha az kullanıp gübreyi biraz daha fazla atabiliriz. Hı hı. Ama ufak tohumlar için bu ideal. Zaten bak bunu böyle aldığın zaman hissedeceksin. Hacim ağırlığını, hacmi genişletip ağırlığı işte daha geniş hacme yaymamız gerekiyor. Ki evet gayet güzel oldu. Biraz da alttan bakalım. Evet. Evet hocam şöyle bir bakabilirsin. Bak şimdi şöyle bir. Böyle ezildiğini hissedeceksin toprağın elinde. Kıtır kıtır ediyor mu? Evet. Vermikülitler, perlitler. Demek evet ki olmuş bu. Bu o %7'lik 7 numarada denediğimiz şeyin karışım. Karışım. Birebir o karışım. Fide yetiştirmek için çok ideal bir toprak. Tamam. Çok güzel. Çok randımanlı büyütebileceğimiz bir toprak. O zaman şimdi karışımı hazırladık. Evet. Ama tabii karışımı hazırladıktan sonra bu karışımı nasıl ve nerede kullanacağımız da önemli. Çünkü tabii ya buna riayet etmediğiniz zaman başarısızlıklar da olabiliyor yine. O yüzden biz devam edelim. Bunu küçük bir demo yapalım. Bir deneme yapalım. Yapalım. Evet. Toprağımızı hazırladık. Evet. Tohum için hazır. Tohumun altyapısını hazırlamış olduk. Bunu, peki şöyle sorayım. Buna ne tohumu ekebiliriz? Buna ne ekebiliriz? Ufak tohumların hepsini ekebiliriz. Domates, biber, patlıcan, reyhan. İşte aklınıza gelecek yeşillikler. Küçük tohumların hepsi çok rahat çimlenecektir. Çok randımanlı çimlenecektir. Daha büyükler için daha farklı biraz daha oranları değiştirebiliriz. İşte kabak, salatalık, mısır, fasulye fidesi yapmak istiyorsak onları biraz daha yoğunlaştırabiliriz. İşte gübresini biraz daha arttırabiliriz. Yüzde kaç mesela? Gübresini onlarla yüzde kaça getirmemiz birer lazım? Birer litre daha arttırabiliriz. Yani 50 litre. Litreye 2,5 litre koyduysak yani 3,5 litre. Tabii tabii tamam. Yok. Çok, tamam. Çok fazlası da zarar oluyor şimdiye zaten. Şimdiye kadar benim yaptıklarımda tabii ilk acemilik denemelerim çokça oldu. Şimdi sağda solda hep sadece torfa ekim yapanlar var. Evet. Torf ve perlit kullananlar var. Yani ben bunu görüyorum. Biraz daha bu aslında endüstriyel fide üretenler için. Tabii. Çünkü sadece torf ve perlitle tohumu çimlendirebilirsiniz. Zaten tohum bir genetik kod taşır içerisinde. Evet. O tohum ilk uyandığında onu belli bir boyuta getirinceye kadar yeter. Tabii. Dolayısıyla siz neyin içinde bir neyin içinde yaparsanız yapın bir kağıt havlunun içinde de nemi sağlarsanız bir çimlenme olur. Tabii. Yani ilk önce sadece torf kullanacak olursanız buradaki gibi o tohum çimlenir. Ama çimlendikten sonra bu arada çimlenmenin de şartlarını yerine getirmek lazım. Tabii. Sürekli orayı nemli tutmanız gerekiyor. Şey var. Ben bu denemeyi yaptığımda şunu gördüm. Tohumu çimlendirmek için bir kere sürekli nemli tutmanız lazım ve kuruma çok su hızlı oran, oluyor. Bak, şimdi bu elediğimiz su oran var ya bak nasıl serin ve nemli. Bu mesela, şekilde beklemesi şimdi lazım. Bir tık daha bile sulayabiliriz evet, arada. Hobi olarak yapanlar sürekli bunun başında olmadıkları için şöyle bir dezavantaj yaşıyorlar. Mesela kuruyu veriyor. Tabii. Yani nemini kaybettiği zaman tohumun uyanması duruyor bu şey sefer. Şey var şöyle bir şey göstereyim orada. Şimdi bu tohumlarımız bir tane biber tohumumuz. Bunu şimdi attık toprağa. Çimlenmeye başladı. İşte suladık. Bir iki gün iyi baktık.
Üçüncü gün veyahut da çimlenme başladığında, doğum başladığında küçük bir delik var bak buradan. Oradan kök çıkmaya başlıyor. O ara, o gün su veremediysek bu kök kurudu. Ondan sonra istediğimiz kadar sulayalım. Daha bitti. Bu canlanmayacak. Evet. İşte bundan bahsediyorum. Yani o doğum esnasında o nem, nemlilik, işte bakım eksik olmayacak. O zaman doğum esnasında bakım eksik olursa evet. Tohumu kaybettik. Tohumu kaybederiz. Aynen. Neden çimlenmiyor diye sormaya tabii. Başlarız. Şimdi ikinci kademe şu. Yani şöyle aslında ilk önce sıcaklık ve nem şartını sabit ve evet. Birkaç çok gün tutmak gerekiyor. Çok değişken olmayacak. Evet. Aynen. Sabit ve belli bir noktada tutmak gerekiyor. Tohum çimlenmeye başladıktan sonra da en önemli gereksinimi ışık. Evet. Işık almazsa şunu Işık çokça almazsa görürsünüz. Şöyle olur. Evet, ne olur siz söyleyin. Şöyle olur. Fidenin 3 cm olması gerektiği yerde 13 cm olur. Kıl gibi olur. Yerinden alıp aktaramazsın. Ve devrilir, devrilirler, yıkılırlar. Ölürler sonra da. Aktarılmış olsan bile gelişme gösteremezler. Bunların hepsinin bir günleri evet. var. Yani çıktıktan sonra tabii. Fide tohum çimlendikten sonra ilk yaprağı kaç santimde vermesi gerekiyor? 1 cm. Evet, 1 cm. 1 cm'de ilk 2 yaprağı açacak. Ondan sonra 1 cm, 1 cm diğer yapraklar gelecek, ana yapraklar. Evet. Doğum yaprakları 2 tane kulak gibi verecek. 1 cm, bilemedim 1,5 cm ortamına göre. Ondan sonra 1 cm, 1 cm arayı açmadan, yani basık, kısa, sallıyorum 10 cm ama 6 yaprak, 7 yaprak fide olacak. Evet. Yani fidenin çok büyük olması önemli değil. Büyüm olan pişkin, güçlü olması önemli. Evet, gövdesini kalın. Tabii. Peki bu tohumları neye ekeceğiz? İkinci soru da bu. Şimdi. Ben bir tecrübemden bahsedeyim. Evet. Ben başlangıçta şuna benzer viyoller aldım. Ama bunlarda hep başarısız oldum. Çünkü bu viyollerde fideleri kuruttum. Yani daha doğrusu evet. Tohumlar kurudu, toprak kurudu, yetişemedim, bakamadım. Bunlar nasıl oluyor merak ediyorum. Siz burada nasıl yapıyorsunuz, ne şöyle kullanıyorsunuz bir şey ve biz ne kullanacağız diye. Biz şimdi diyelim. Bunlarda ekiyoruz, ekim yapıyoruz ama bizde şöyle sisteme var. Bazen günde iki sefer burayı sulayabiliyoruz. Sulama yapıyorsunuz evet. Siz şunlarla. Hı-hı. Yani otomasyon sulama gibi bir şey. Günde evet. iki sefer de sulayabiliyoruz. Şimdi bunlar ufak olduğu için bunlarda şöyle bir sıkıntı var. Çok çabuk kuruyorlar. Evet. Günde iki sefer sulama gerektirebilir. Yani bunların değişik değişik boyları var. Böyle küçük, biraz mesela daha büyük. Marul falan fidesi satanlar da marul, bunlar da yapıyor. Evet. Ha bunda marul olur. Hı-hı. Zaten serin ortamda yapacağız marulu kış için hı-hı. genelde olduğu için. Bunda o zaman çabuk kırılma göstermez ama. Aa, bu arada fideciler bunu domatesleri bile bunlarda satıyorlar. Tabii ama onlar otomasyon sistemi yaptığı için. Hı-hı. Şimdi onlar sadece torfa da ekseler, diğer gübreleri bilgisayar ortamıyla veriyorlar. Ha tabii ki. Sadece, tabii. Zaten aslında böyle yapılıyor endüstriyel. Sadece torfta çimlendirilip sadece torf ama diğerlerini dışarıdan takviye. Veya işte tabii. Yapraktan sürekli gübre veriliyor. Tabii biz öyle yapamayacağımız için. O kadar bir endüstriyel boyutta değiliz için. Şunların boyları var. Biraz daha derinliği de var ama bunlar da başarı %50'lerin altına düşer. Kim için? Kim için? Bizim gibi biraz amatör yapanlar için. Evet. Amatör yapanlar için. Ha, biz ne de yapabiliriz? Dolayısıyla şöyle yani şu tarz viyol kullanmak aslında çok da avantajlı değil. Değil. Neden? Çünkü dediğimiz gibi bakımı zor, nemli tutması zor. Yani işinizin bu olması gerekiyor. Evet. Ha, işiniz bu değilse bu da sizin işinizi görmeyecektir. Evet. O bir gerçek. Evet. Bu daha sonra kullanacağımız yer onu bahsederiz. Biz neye ekeceğiz? Biz şöyle aşağı yukarı 1 litrelik saksılarda bunu 3 günde bir sulasak da olur. Hı hı. İşte icabında 4 günde bir yani 3-4 gün sulamasak da hacim onlara göre çok daha büyük olduğu için nemini daha geç kaybedecektir. O zaman şöyle mi yapacak kişiler? Böyle, böyle toprağa bir litrelik bu karışımı saksı. Koyacak. Evet. Doğru mu? Hı hı. O zaman şöyle bir küçük bir demo yapalım mı? Yapalım şöyle. Bir boş saksıyı doldurarak. Şimdi bir tane boş saksı dolduralım. Şunları da yanımıza alalım. Bir tane de ekim derinliğini gösteririz. Hı hı. O da önemli. Şimdi şunu şöyle bir doldurduk. Şu dolu. Ama biz bunu şu seviyeye kadar şunu sıkıştırabiliriz. Tamam. Evet. Bu önemli. Sıkıştırmamız evet. gerekiyor. Altını. Evet. Tam normal doldurduk ve çizgisine kadar da sıkıştırdık. Evet. Yani bir santim basmış olduk onu. Tamam. Bunu bastık. Ne oldu? Bu alttaki toprak biraz daha sıkıştı. Nemi daha fazla tutacak. Suyu daha fazla hapsedecek. Bu şu anda ekime hazır. Evet. Ekimi ne kadar yapabiliriz? Bir de onu atalım. Ne kadar gömeceğiz? Şimdi, evet. Aşağı evet, yukarı biber. Aşağı yukarı evet biber atıyoruz. Aşağı yukarı bir saksıya 20-22 tane falan biber düşürebiliriz. Şöyle attık. Böyle biraz sık düşebilir atarken onu açmamız lazım. Açacağız. Yani seyreteceğiz yani. Evet.
şöyle karıştırabiliriz. Peki bir şey sormak istiyorum. Mesela böyle bir saksının içerisinde ben biraz daha seyrek eksem. Daha iyi olur. Bunları onu. Büyütsem. Bunları buradan bahçeye alabilir miyim? Buradan almak çok mantıklı değil. Bunu bir sefer dinlendirmek lazım. Şimdi, yani bir kere şaşırtmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey göstereyim. Bunu ekimini göstermişken. Şimdi alt toprağı biraz yoğun. Evet. Ama ne yapacağız? Fideler küçük olduğu için çapının iki katı gömebiliriz. Yani bir santim yeterli olacak. Ama üstündeki neyle? Toprağı biraz daha hafifleteceğiz. Şöyle bir parçasını alayım bunun. O zaman şöyle mi diyelim? Üst kapama kapak, toprağı farklı olacak. Hafif bir toprak olacak. Evet. Tamam. Onu bir daha karıştırıyorum. Neyle karıştırdın? Vermiklilikle karıştırdım. Sıcağı tohum daha çabuk hissedecek. Nem de alttan onu destekleyeceği için daha çabuk, daha rahat ve daha pürüzsüz çıkacak. Zorlanmadan. Evet. Üstünü ne kadar atıyoruz? Şöyle atıyoruz. Zaten 1 santim boşluğumuz vardı. Hiç üstünü bastırmıyoruz. Su zaten onu sıkacak. Evet, tamam. Böyle örttük. O zaman kapak toprağımız farklı oldu ve tabii. Bu şekilde örttük. Yani niye kapak toprağımız farklı? Bu fide, bunun kaldıracağı bir şey var. Daha yeni filiz olduğu için bunu hiç uğraşmadan bunun vermiküllerin tohumun arasında kendisi filizlenecek. Evet. İşte ne olacak? Alttaki su daha çabuk alta inecek. Üstü fazla aşırı su kalmayacak. Çürüme ihtimalini ortadan kaldıracağız nefes aldığı için. Hı hı. O zaman sulamayı da yapalım. Hem de ne kadar ne su döküyoruz bunu da görmüş olalım. Evet. İlk su hiç önemli değil. İlk suyu biraz bol da versek ondan sonraki günlerde bizim işimizi rahatlatacak. Olay budur. Toprak gördün nasıl sıktı kendini? Evet, i̇şte gübrelerimiz. Tutuldu. Gübreler de gözüküyor. Gayet güzel. Oran çok iyi. Bunda da çok başarılı olabilirsiniz. Şöyle koyduk. Evet, o zaman bu biberler burada dursun. Evet. Ahmet Bey gelince bakalım ne olacak. Aynen. Bir dahaki sefere. Aynen. Çok fazla sürmeyecek. Çabuk çimlendirmek için güneşte şöyle bir şey yapabilirler. Siyah bir naylonla, bakın şurada biz örtmüşüz. Orada ne yapıyor? Şimdi şöyle bir onu da bir deneyelim. Şöyle geçelim. Şimdi içerideki sıcaklığı fark ediyorsun. Evet, içerisi yani bayağı illa, sıcak. Bu arada dışarısı bayağı soğukken iki kat naylon var burada. Evet. Yani önce burada bir örtülmüş bir naylon var. Dolayısıyla içerisi bayağı sıcak. Yani kıra olmasın diye ara kat çekiyoruz. Hava sok. Bir de elini getir şöyle sok içeri hocam. Evet. Rahat, gayet güzel. Rahat bir 5-6 derecelik fark var. Hatta bu daha fazla. Çıkana kadar biz bunu bir daha sulamayacağız. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü içeride aynı nemle devam edecek. Güneşi de çektiği için siyah. O zaman şöyle diyelim. Normalde eğer ki saksının ağzı açık bırakılırsa o buharlaşmayla kuruyacağı için ara ara nemli tutmamak için uğraşacağız. Bundan da kurtulmanın yolu üzerine budur. Böyle ince bir naylonla örttüğünüzde. Çok fazla vakti olmayanlar böyle yapabilir ama bunda da şöyle bir şey var. Bunu yaptık, belli günleri var. 8 gün, 10 gün. Ondan sonra bakmaya başlayacağız. Tohum çimlenmeye başladıysa yani ufaktan uç gösterdiği gün açacağız. Çıkartacağız. Açmazsak çok uzun boylu olur. Ha tabii zaten ışığa ulaşmaya çalışacak. Evet. Ama ıslak ve bir böyle yoğun suyun içinde kalması hiç iyi değil. Tabii. Çünkü bu ne yapar onu? Köklerini çimlendikten sonra. Aynen, ince bir çöp torbasıyla çürütür. Kesip örtebilirler. Bu da onların hareketini hızlandıracaktır. Evet, o zaman benim toprağım şu anda hazır. Evde fide yetiştirmek için kullanacağım toprağım hazır. Evet. Bunu dolduracağız ve götüreceğiz. Evet. Evet, şimdi bu saksılarda çimlenmeyi sağladık diyelim. Evet. Yani yaklaşık olarak bir... iki yapraktan sonra üçüncü yaprağı, ana yaprağı gördüğümüze kadar... Üçüncü yaprağı kaç santim demek bu? Dört beş santim boyuna getirdik. Getirdik, evet. Sonrasında... Oldu. Sonrasında i̇şte ne yapabiliriz? Yapıyoruz. Evet. Bundan sonra burada şimdi taze kalacağı için ürün 5-6 santim oldu. Orta yapraklarını açtı. Bunu bir dinlendirmemiz, bir zorlamamız gerekiyor kök çalışması için. O zaman şu mesela şu ayar, şu gözde, şu büyük bir viyole. Evet. Yine bu hazırladığımız topraktan, aynı kalitedeki topraktan dolduracağız. Şöyle göstereyim. O zaman bu 50 litrelik karışım bu viyolden kaç tane doldurur? 10 tane dolduracak. 10 yani tane. 450 tane ürün buna aktarabiliriz. Bunda 45 mi var? 45 var. Tamam. O zaman yani şöyle hesap yapabilmeleri için söylüyorum. 50 litrelik bir karışım hazırladıklarında şöyle 45'lik viyolden 10 tane doldurabiliyor demek. O da 450 tane. Evet. O zaman böyle saksılarda çimlendirmeyi yaptıktan sonra evet, yaptık, çimlendi. 4-5 santim boyutuna getirdik.
geldiğinde bunlara tek aktaracağız. Nasıl yapacağız? Bunu böyle dolduracağız. Evet. Güzel. Biraz daha hafif sıkı dolduracağız. Sulayacağız. Suladıktan sonra burada yetişen şeyimizi, fidemizi şöyle de gösterebilirim. Aslında varsa bir tane örnekte yapalım. Bu nedir? Biberiye mi? Biberiye. Hı hı. Mesela şu boya 4-5 santim bu boya geldiğini düşün. Köklendi. Gördük. Evet, tamam. Ha, bu kadar kök de oldu. Ha, zaten bu kadar kök oldu ama bunu tamam. Buna aktarırsak ne olacak? Bunu ıslattık. Güzel. Şöyle deldik. Bunu getirdik. Şöyle güzelce avarmayacak şekilde ektik. Bunu tamam. Buna ektikten sonra ne olacak? Burada hacim küçük olduğu için sıcağı daha fazla hissetmeye başlayacak. Sıcağı daha fazla hissedince bu ince gördüğümüz kıl kökler burada marulda gördüğümüz gibi daha hızlı hareket edecek, daha güçlü olacak. Mesela bak, komple kök sarmış. Aktardığımız yerde daha güçlü toprakla buluşacak. Evet, tamam. O zaman biz sonrasında bu şekilde viyolleri almak lazım. Bu viyolleri de böyle yine çok küçük olanlardan seçmiyoruz bunlardan. Biraz büyük şöyle alıyoruz. Bir 5 santim derinliği, 5 santim çapı olabilecek şekilde. Tamam. Yani küçük kağıt bardaklar var ya, çay bardakları. Evet, onlar gibi bir şey olacak viyollerimiz. Tamam. Siyah plastikli olursa daha iyi, sıcağı çekeceği için. Hani bardaklar da yapıyorlar ya bazen. Evet. Kağıt serin kalır ama bu sıcağı emeceği için kök daha hızlı gelişecek. Daha çabuk sonuca ulaşacağız. Evet. Peki bunları niye anlatıyoruz? Bunları uğraşanlar başarısızlık yaşamasın diye anlatıyoruz. Yaşamasınlar bir ve de herkes, yani hevesleri kırılmasın, bir şey elde etsinler. Evet, tabii ki asıl amaç da bu. Yani bu şimdi, üretime yapabilmek. Tabii bugün biber fidesini yapabilen yarın diğer fideleri de yapacak. Veyahut da elinde enteresan tohumlar varsa kaybetmeyecek. Nesli tükenmeyecek tohumlar bir şekilde, evet, bir yerlerde devam edecek. Zaten bu işe başlayınca hevesle önce böyle çimlendiremeyince bir moralim bozuluyor. Çimlendirdin diyelim, ince ince uzayıp devrilince tekrar moralim bozuluyor. Yani bir de, onları aktararken öldürürsen moralim bozuluyor. Derken bu neymiş deyip vazgeçebiliyorsun. Bunu engellemek amacımız. Evet, bir o. Bir de ikincisi şöyle bir şey var. İnsana kendi istediğini yetiştirmesi önemli olan. Yani kendi istediğini yetiştirmesi önemli derken, biz nasıl başladık bu işe? Biz 3 kuşaktır çiftçilik yapıyoruz. Daha önceden işte babam buradan çiçek pazarından alıyordu. İşte biber fideleri falan. İşte bu dediğim 35-40 sene önce. Alıyordu, ekiyorduk bir tarla. O zaman atla sürüyorduk. Babam böyle bir bağ biber alıyor işte 3000-5000 tane. Bir senesi yine 3000-5000 tane biber alıyor. Biz Charleston biber diye ektik. Bize full dolma çıktı. Bu arada o zaman işe başlamamızın vesilesi bu oldu. Yanlıştan, yani yanlış olaylardan. Abi, burada bir tecrübemden bahsetmek istiyorum. Geçen sene evde yetiştirebildiğim kadar fideleri yetiştirdim. Zaten buradan da bayağı bir fide aldım. Sonra götürdüm aşağı bahçeye ekeceğim. Baktım bahçenin bir kısmı hala boş kaldı. Ben de gittim pazarda böyle dolu fideci var. Evet. Çeşit çeşit domates, biber. Bol bol. Aldım onlardan. Dedim ki tamam, ne var? Çanakkale yok işte Çanakkale domatesi, kırmızı domates, pembe domates, oturak, sırık vesaire. Bir şey söyleyeyim. Oradaki domateslerin adının ne olduğu önemli değil. Hepsi aynı. Evet. Tamam mı? Genelde yani, öyle olur. Benim başıma gelen bu. Kimsenin yaptığı işi kötülemek istemiyorum. Ama benim başıma gelen bu. Ve bunu birkaç farklı insandan da duydum. Yani diyor ki her şey aynı ve ne verimleri oldu doğru düzgün, ne başka bir şey oldu, ne doğru düzgün büyüdüler. Yani fideyi ya profesyonel üretilmiş fideciden alacaksınız ya da kendiniz yapacaksınız kendi tohumunuzla. Zaten bu videoda bunun için. Evet. Ya, bu ya da böyle bizim gibi büyük bir ezimet zamanında yaşamış, kimse yaşamasın diyenlerden alacaksınız. Evet. Odur. O zaman bu noktada bir de şundan bahsedelim. Ben şimdi önümüzdeki sene kendi bahçemi ekeceğim. Evet. Aşağıdaki bahçemi de ekeceğim ama tabii bu kadar fide evde yetiştiremeyeceğim. Burada Beykoz Doğal Fide'de şöyle bir hizmet var arkadaşlar. Bana bu köşede bir yerde yaklaşık bir 15-20 metrekarelik bir yer ayıracaklar ve benim tohumlarımı benim için burada çimlendirecekler, evet, büyütecekler ve bana viyolleriyle yani verecekler. Yani şey olacak burada, bir Eryaman çiftliği köşesi olacak. Evet. Senin kendi görmek istediğin tohumları İşte ne olacak? Biz sana takviye yardımcı olacağız, yetiştireceğiz. Evet. Ama böyle şeyler de var. Mesela elinde çok özel tohumlar olan vatandaşlar da var. İşte kendisi çimlendiremiyor. Evet. Ha, o zaman şunu diyebiliriz değil mi? Benim için bunu yapacaksınız ama bunu isteyenler yapabilir. Yani kendi elinde tohumu olanlar ve bu şekilde karışım yapacak yeri olmayan, böyle bir şeyle uğraşmaya vakti olmayanlar da, evet, size tohumlarıyla gelip burada bir alan kiralayıp bir hizmet satın alıp sizin bu fideleri üretmenizi isteyebilirler. Evet, isteyebilirler. Tamam. Tabii o her zaman türlü fide değil de özel bir şeyler var senin de. Ha, diğer türlü yani bizden temin edebilecekleri fideler zaten var. Bizde 50-60 çeşit fide oluyor. Hı hı.
Yani patates fidesinden, enginlerinden, biberinden, patlıcanından, domatesinden ne ararsan evet. oluyor. Ama onlarda çok özel bir şey vardır. Kaybetmek istemiyorlardır. Ne olur ona yardımcı oluruz. Kendi... Tohumuna da güveniyorsa yani. Şimdi mesela hani bazen diyorlar işte 50 yıllık tohum. Tohum 50 yıl hani nenemin sandığından çıktı falan. 50 yılda nenesinin sandığı çürümediyse tohum da sağlamdır. Sağlam tohumla yardımcı çıkar. Oluruz. Aynen. Evet. Tabii onu da tabii deneyerek ancak anlayabiliriz. Tabii aynen. Bizim en önemli ihtiyacımız olan doğru başlangıç, doğru toprak. Hazırlığını iyi yapacaksın. Temel düzgün önemli. Olacak. Tabii başlangıç düzgün olacak. Bunu yanlış yaparsan bundan sonraki de hep yanlış devam edecek. Evet. Sonuç başarısızlık olacak. Bu başarısızlığın tabii. da ne olduğunu anlamak da çok kolay olmuyor. Tohum mu çimlenmedi, tohum hep kötüydü, yeni başa sarmak karışım lazım. Mı kötüydü, gübre mi kötüydü. Böyle gidecek. Nereden olduğunu tespit edemeyeceksiniz. Evet, aynen. Evet. Evet arkadaşlar, burada toprak karışımımızı hazırladık. Şimdi paketlemeye geçeceğiz. Bu arada fide yetiştiriciliği, fide yetiştirirken yaşanan sorunlarla ilgili videolar çekmiştim daha önce. Fide yetiştiriciliği oynatma listesinin içinde aslında hepsi var. Oradaki görselleriyle beraber o listeyi de yukarıdan paylaşıyorum. Yani bu fide yetiştirmeyi istiyorsanız bunları bir baştan sona bir seyredin. Yaşayacağınız ya da yaşamakta olduğunuz sorunları da çok kolay bir şekilde burada anlayabilirsiniz. Olabildiği kadar bu videoda da biraz tekrar ederek aslında anlatmaya çalıştık. Şimdi paketleme kısmına geçelim. Buradan dikeyim, siz yaptınız öyle koyarsınız. Evet, doldurma işlemine geçelim. Bir çuvala ne kadar koyuyoruz? 20 litre. 20 litre. Evet arkadaşlar, serinin bu videosunda da fide yetiştirme toprağımızı hazırladık. Siz de buradaki oranları kullanarak kendi toprağınızı hazırlayabilirsiniz. Bu sırada da tohumun nasıl ekileceğinden de kısaca bahsetmiş olduk. Ve tabii ki tecrübelerden de bahsettik. Umarım faydalı video olur. Bu karışımı kendiniz hazırlayabilmeniz için zaten oranları verdik. Nasıl karıştırılacağından da bahsetmiş olduk. Eğer bu karışımı kendiniz hazırlayamayacak durumda olursanız gelip burada hazır karışım şeklinde satın alabilirsiniz. İletişim numarasını yine açıklamalar kısmına bırakıyorum Beykoz Doğal Fide'nin. Gelip burada kendiniz istediğiniz kadar ihtiyacınıza göre alabilirsiniz. Bunun dışında Instagram hesabımdan da iletişime geçerek bu karışımdan satın alabilirsiniz. Evet, umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Serinin sonraki videosu tohum ekimi üzerine olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.